Sürü psikolojisi denince aklınıza birbirini takip eden koyunlar veya Aslan Kral'da gaza gelip Simba'yı kovalayan bizonlar geliyordur. İkinci örnek sadece benim aklıma geliyor da olabilir. Her neyse, kendimizi bir birey olarak ne kadar üstün görsek ve konumlandırsak da aslında sürü psikolojisine en yatkın sosyal türlerden bir tanesiyiz. Bu videoda sürü psikolojisi üzerine yapılmış en ilginç deneylerden bahsedip ardından da dijital dünyada sürü psikolojisiyle ne kadar da kolay kandırıldığımızı anlatacağım. Bu içerik diğer videolarımıza göre daha uzun olsa da anlatacağım her deney birbirinden keyifli ve ufuk açıcı. 8 kişilik gruplar ile yapılan deneyde katılımcıların bir tanesi gerçek, diğer 7'si ise gizli görevlilerden oluşuyor. Bu 8 kişiden aşağıdaki çizgilerin karşılaştırılması ve ABC şıklarından biri seçilmesi isteniyor. Gerçek katılımcı da cevap verme sırasında en sonda oturuyor. Kontrol grubunun da olduğu deney sonunda soru gayet basit olsa da katılımcıların kararlarının onlardan önce cevap veren sahte katılımcıların cevapları doğrultusunda kaydığı tespit ediliyor. Sürü psikolojisi gayet basit sorularda bile kendimize olan güvenimizi bir kenara bırakıp başkalarının verdiği yanlış cevapları desteklememize neden olabilir. Bu deneyde katılımcılar karanlık bir odaya oturtulup onlardan duvara yansıtılan bir ışığın hareketlerini izlemeleri bekleniyor. Deneyin sonunda da ışığın orijinal konumundan kaç santim uzaklaştığı soruluyor. Halbuki ışık deney boyunca hiç hareket ettirilmiyor. Otokinetik etki yüzünden böyle varsayıyoruz sadece. Katılımcılar tek tek sorgulandığında benzer ufak mesafeler söylüyorlar. Fakat aynı deney grup içerisinde yapıldığında rakamlar allak bullak oluyor. Deney bir tık genişletilerek katılımcıların içine onları etkilemek amacıyla bir ajan sokuluyor. Bu ajan cevap sorulduğunda öne çıkarak kendine güvenen bir ses tonuyla talimatlara uygun yüksek cevaplar veriyor. Deney sonunda bu yöntem ile grubun cevap ortalamasının büyük miktarda yukarı çekilebileceği öğreniliyor. Verdikleri cevaplar ve fikirleri yanlış olsa da kendine güvenen sarsılmaz insanlar hem iş hayatında hem de siyasette kitleleri kendilerine çekme ve yönlendirme gücüne sahiptirler. Matthew ve ekibi müzik parçalarının dinlenip indirilebildiği bir müzik sitesi kuruyorlar. Koskoca profesöre Matthew deyip geçiyorum lise arkadaşımmış gibi, o da başka bir mesele. Deneyde bir gruba siteden belirli parçalar dinletilip beğendiklerini indirmeleri isteniyor. Diğer bir gruba da aynı görev verilirken müzik parçalarının altında daha önce kaç kere indirildikleri gösteriliyor. İlk grupta insanlar birbirinden farklı müzikleri indirmeyi tercih ederken ikinci grup tahmin edildiği gibi en çok indirilen müziklere yoğunlaşıyor. Spotify kullanırken ne kadar yönlendirildiğimizi tahmin edebiliyor musunuz? Kategori önerileri, kişisel öneriler ve daha fazlası. Bu örnek aslında deney değil. Aksine yaşanmış gerçek bir sosyal tesir vakası. Washington'ın Bellingham kentinde araba hasarları üzerine birkaç şikayet alınıyor. Sürücüler arabalarında boncuklu tabancaların yapabileceğine benzer ufak çukurlara denk geliyorlar. Bunun üzerine de şikayetler gitgide artmaya başlıyor. Polis tarafından yapılan ilk açıklamada ise şehir civarlarında vandalizm yanlısı bir gruptan bahsediliyor. Bu haber duyulunca da yakınlardaki Seattle kentinde vandallara karşı dikkatli olmaları ve arabalarını korumaları için kent sakinleri uyarılıyor. Fakat ne kadar uyarı yapılsa da kısa sürede Seattle tarafında araç sürücülerinden aynı şikayetler yağmaya başlıyor. Bu bütün vaka bir süre sonra araştırılıyor ve vandalizmle hiçbir alakası olmadığı anlaşılıyor. Araba sahipleri sadece şikayetler üzerine işkillenip arabalarını daha dikkatli inceleme fırsatı bulmuşlar. Ve daha önce minik darbeler veya sıçrayan taşlar ile oluşan hasarları yeni tespit etmişler. Arabalardaki bütün bu hasarlar zaten daha öncesinden varmış. İnsanlar birbirlerini gaza getirip vandalizm teorileri üretmiş ve iki şehri birden ayağa kaldırmışlar. Amerika'da vatandaşların düzenli aralıklar ile vergilerini beyan etmeleri gerekiyor ve Minnesota'da bunu teşvik etmek amaçlı bir deney yapılıyor. Deneyde vatandaşlar ile iletişime geçilerek farklı ikna yöntemleri deneniyor. Vergileriniz eğitim ve sağlık gibi yararlı amaçlara harcanacak. Vergilerinizi beyan etmezseniz ceza yiyebilirsiniz. Vergi beyanı konusunda teknik destek isterseniz sizlere yardımcı olabiliriz. Minnesota eyaletinde halkın %90'ından fazlası vergilerini düzenli olarak beyan ediyor. Sizce seçeneklerden hangisi ezici üstünlük ile daha etkili olmuştur?
elbette sonuncusu. Ev sahiplerinin kapıları tek tek çalınarak konutların haftalık enerji tüketimi iletiliyor. Yanında da mahallelerinin ve bölgelerinin ortalama enerji tüketim oranları gösteriliyor. Deneyde ortalamanın üstünde enerji kullanan kişilerin listeyi gördükten sonra enerji kullanımlarını düşürdükleri fakat ortalamanın altında kalanların ise ne yazık ki yükselttikleri tespit ediliyor. Bu olaya da bumerang etkisi adını veriyorlar. Çıkarılan ders ise insanların bu tarz mevcut durumlarını iyileştirmek istiyorsanız katiyen ortalamadan daha iyi olduklarını bilmelerine izin vermeyin. Deneyler ne kadar kafa acıcı olsa da günlük hayatımızda sık karşılaştığımız şeyler değiller. O yüzden sizin de denk gelebileceğiniz 3 bulguyu hızlıca paylaşmak istiyorum. Yakın arkadaşlarınız ve çevrenizdekiler kilo alıyorsa sizin de almanız gayet muhtemel. Lisedeki sıra arkadaşınız veya üniversitedeki oda arkadaşınız tembel ise notlarınız düşme eğilimi gösterir. Çalışkan ise yükselme eğilimi. Çok yemek yiyen bir grupla masaya oturursanız normalde yediğinizden çok yemek yersiniz ve aksi de geçerli. Asırlardır sürü psikolojisiyle yönlendiriliyoruz ve dijitalleşme çağında da bu yönlendirmeyi farkında olmadan her platformda yaşıyoruz. Özetlemek gerekirse, internette şu tarz kavramlara denk gelirseniz, anlayın ki sürü psikolojisi siz farkında bile olmadan kapıyı çalmak üzere. Peki neler öğrendik bu videodan? Sürü psikolojisi negatif bir kavram değildir. Biz insanlar beraber avlanarak, meyve toplayarak buralara kadar geldik. Bizler sosyal canlılarız ve bu tarz kavramlardan etkilenmemiz gayet doğal. Asıl önemli olan bu tarz yönlendirmelere ne kadar açık olduğumuzu kabullenip yanlış yollara sapmadan ve yanlış insanları takip etmeden önce ufak da olsa bir kontrol mekanizması geliştirebilmektir.